Fakirden Zengine Yapayalnız serimin 4. bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nico uyandı. Hala dünün etkisinde tuvaleti varmış ve de karnı açmış. Hava tabii soğuyor sanırım. Sonbahar. Çiçeklerimiz kendinden mi geçiyor bilmiyorum ama bunları bir Horvus al demem lazım. Ol demem lazım ama önce bir çişimizi yapalım buraya. Gelelim şöyle hızlı bir şekilde. Soru toplanması gerekenleri toplayalım. Ve dün gecenin yani dünün hesabını sormak üzere Don Letaria'nın evine gidelim diyorum. Şöyle biraz bir hızlansın. Geçen bölümde Noel'i kutlamıştık. 25 Aralık'tı. Tabii yeni yıla da gireceğiz. Yarın. Bugün 30 Aralık. Tamam, tuvaletimizi yaptık. Bu saatte kimse bize yemek yapmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden şöyle şuraları bir kazalım. Neler çıkacak? Şurada da var değil mi? Bir kazma yeri yokmuş. O zaman şunları toparlayalım. Horvus alalım. Sen kimsin? Direkt o ne? Şey yaprak yığınıymış. Bir şey var sandım ben de. Burada bir tane daha kazılacak bir şeyler yok muydu ortalıkta? Neyse bulamadım onu şimdi aramayacağım da zaten çok fazla. Vakit kaybetmeyelim. Şunu da kazalım. Şurada bir de limon var. Hemen bu limonu da almak istiyorum. Sen bunları es mi geçtin? Yok. Maşallah benden hızlısın. Dislike Garden'ı demiyorsa peki no. Burada da kazılacak. Heh, buradaymış kazılacak şey. Hemen karakterime daha yakınmış. Bunları da hemencik alalım. Aldık. Karnımız aç. Belki şeyin bunları da water all diyelim. Evet. Gelsin bunları sulasın. Şimdi bizim çantamızda neler vardı? Evet, güzel şeyler bulmuşuz. Şunu biraz büyütmek istiyorum. Limonlarımız var 24 tane. İyi para eder mi? 144 milyon. Pek de iyi para etmiyormuş. Bunlar 510. Krizantemler çok iyi para yapıyor. Artık böyle bir çatı katımız, bir çatımız olsun ya. Başımıza sokabileceğimiz. Bunları da bir Harvest All diyelim. Ondan sonra dediğim gibi Don Lotario'nun evine gideceğiz. Yani bizi kötü emel hemen satayım şunları 780 kötü emellerini alkollüyken bizden faydalanmasının hesabını soracağız. Böyle satarken 50 simelyon bunu bir denemek istiyorum. Ekstra usul deyince de 70 simelyon tamam. Biraz değer kazanıyormuş. Robot mobot uğraşamayacağız zaten 5 simelyonmuş. Para bile etmiyor şu bile daha iyi. Burada açılacak şeyler var. Güzel şeyler çıksa 75 ama nerede? Bu ne? Bunu da satayım. Ay 125 harika. 18 milyon çok berbat. Bunu da açıyorum. Atıyorum diyecektim az kaldı. Kalp mi ya? Favori ne favorisi? Open it up diyoruz. 75 milyon. 20. Şöyle 100-150 var ya da iyiydi. Tamam. Karnımız çok aç ama gidelim şimdi. İyi para biriktirdi 2262. Bu bölümden sonra kesin bir başımızı sokabileceğimiz bir çatı katı yapacağım. Çatı katı nereden çıktı? Bir çatı koyacağız tepemize yani. Onu demek istiyorum. Travel diyelim. Bakalım şimdi gidelim Don Lotario'nun evine. Evet Don Lotario'nun evine geldim. Bu evde ufak bir kaza yaşadım arkadaşlar. Bir karakter indirmeye çalıştım. Çünkü oyuna dahil etmek istediğim. Kalınca dahil etmek istedim. İndirince bütün mobilyalar gitti. Ben de yeniden bir dayayıp döşedim. Gördüğünüz gibi şu an karakterim bu eve dahil ettiğim Sim'le tanışıyor. Sim'imizin adı Alberto Prado. Bu Sim'i Batuhan arkadaşımız yaptı. Batuhan Acar. Onu da dahil ettim böylelikle. Şimdi şöyle Don tamam bizi hani kötü emellerini alet etti, kullandı. Bize olan sevgisinden dolayı yaptı bunu diye düşünüyoruz. Bu da bir yapımcıymış. İşte bizim sesimizden bahsetmiş Don bu Alberto'ya. Alberto da bizi bu konuda değerlendirmek istiyormuş. Bu şekilde şimdi ilerleyeceğiz ki artık yani hani sizin yaşı geçiyor. Yetişkin olmaya çok az kalmış. 15 gün kalmış. Artık bir şeyler yapalım yani hani böyle şöhret yolunda ilerleyelim. Evet, şimdi tanıştı ama daha o kendi kendine konuşmuş, tanışmamış. Fren bir
Friendly olarak bir tanışalım arkadaşça. Ondan sonra bununla da biraz bir şey konuşalım böyle. Şöyle yani ben sosyalleşmemiz lazım. Şöyle evet şöyle sarılalım. Sarılmayalım bir dakika. Şey diyecektik. Bana bunu nasıl yaparsın falan filan gibi konuşmasından dolayı şöyle diyelim. Ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Grup konuşması. Evet işte bana bunu nasıl yaparsın falan filan diye sordu. İşte gerçekten seni çok seviyorum. Bak seni kimle tanışmak istiyorum falan filan dedi işte. Alberto ile tanıştırdı onu. Bu yapımcı bir arkadaşım dedi. Senin sesine güveniyorum dedi. Çok güzel şarkılar söylüyorsun dedi. Böyle kalktı bizimki onu öptü. Bu da Alberto'nun da dikkatini çeksin bari. Hayırdır bunlar ne ayak gibisinden. İşte ama keşke şurada bir yemek falan olsaydı. Yemek yok ama biz yemek yapabiliyoruz galiba. Sörlanç diye bir onigiri yapalım. Bizim yemek bilgimiz yok diye biliyorum ama varmış kokingimiz birmiş. Bari bir şeyler yapalım da yiyelim şöyle biraz süreyi de hızlandırayım. Please stop dedi. Niye? Bir dakika niye? Ne oldu? Ama neden? Anlayamadım ben o olayı. Durdurdu bizim. Bak 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 bir daha geldi. Bizim evimizde yemek yapma mı demek istiyor? Ne yapmak istiyor? Anlamadım ki. Olmaz ben ille devam edeceğim ona. Ama Alberto. Sen niye böyle davranıyorsun benim sinime? Hemen onu tamamlamamız lazım bizim. Sen de ne uyuşuktun. Bir tamamlayamadın şunu. Bir dakika ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kovdu mu bizi evden? Gerçekten de kovdu. Şaka gibi. Date'e çıkmak istiyor Dom da bizi aradı. Ulan kapınızın dibindeyim ve beni kovdunuz evden. Bak out olduk. Come back later daha sonra geri gel diyor. Neyse istenmediğimiz yerde durmayız. Biz de evimize gideriz. Saatte zaten 3.30 olmuş. Öğleden sonra akşamüstü olmak üzere. Gider orada burada şarkımızı söyleriz. Evet, şimdi Lutum'a geldim. Kesinlikle öğleden sonra olduğu için burada yemek yapan birileri olmuştur ya da vardır yapıyordur diyecektim ama ne yazık ki yokmuş. Peki bunlarda bir action var mı? Kazılacak edilecek bir yer. Şurada da bir şey çıkardı. Evet, bak işte duruyor orada. Onu da kazmak istiyorum. Ben yemek bulamıyorum. En iyisi gidip şarkı söylediğim barın yani şarkı söylediğim lokalin barında yiyeyim gibi bir şey. Bir cümle bile kuramadım. Neredesin sen? Niye bu kadar yavaşsın? Süreyi hızlandırmamışım. Tamam. Başka ihtiyacımız var mı karşılanacak? Bunu da hemen görmek istiyorum neymiş. Hemen bak, önce bir bakayım. 50. 70 olacaksın kesinlikle. İyi bari 75 oldun. Tamam. Yiyecek hiçbir şey yok. Bir Allah'a kulu da gelmiyor. Sana bir mutfak bile yapamadık ya. Burada ne var? Kaya mı var? Vallahi kaya varmış. O zaman ben şimdi gidiyorum. Saat 5 oldu. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Don, şimdi ben sana dargınım. Çünkü ev arkadaşın beni evden de kovdu. Aslında şimdi biz 2.321 milyon kazandık. Cep telefonumuz da varmış. Böyle işte bakabiliriz aslında kendimize. Müzik kariyeri yolunda ilerleyebileceğimiz. Evet yine yılbaşı için süslenmiş mekanımıza geldik. Hemen böyle içeriye girmek istiyorum. Yarın akşam burada konser var. Lena Demir konser verecek. Bilmem hatırlıyor musunuz? Ben Temmuz ayı, Haziran ve Temmuz ayı içerisinde böyle ortak günlerinde 30 gün 30 video yapmıştım. Kanalımın birinci yılı sebebiyle. Ve orada devamlı oynadığım aileleri göstermiştim. İşte Alina Nayır ve Aruş Nayır çifti vardı. Bu Alina, Selena ve Melisa üç kız kardeşler. Alina deniz kızı olmuştu. Deniz yaşamını tercih ederek. Melisa bir vampirle evlenip vampir olmuştu. Selena da tabii sanatçı olmuştu. Şu güzel şarkılar söyleyip filmler çekiyordu. İşte yarın akşam burada konser verecek kendisi. Ve bir challenge'da hem bu Don ve Nick çifti
olarak katılacaklar. Selena'nın kardeşi Alina ile eşi Aruş katılacak. Güzel bir şey hazırladım. İnşallah onu da izlersiniz. Evet, ben şuradan bir şeyler yemek istiyorum. Biraz para harcım. Order food diyeyim. Hepsi sanırım, ha neyse, şu ucuzmuş. 7'si milyonmuş. Yine birisi gelmiş, ünlü. Kim gelmiş? 5 yıldızlıymış. 5 mi 4 mü? 4 yıldızlıymış. Tamam, biz bir şeyler yiyelim de burada şarkı söyleyelim istiyorum. Hadi ama ye. Aa, baksana fotoğraf çekiniyor yemek yemek yerine ya. Yavrum ye hadi bak. Tuvaletim de geldi. Bence hemen burada bir de tuvaletini yapabilirsin. Aslında izlediğin de yok. Tamam bak, şimdi gel burada hemen şarkılar söylüyoruz. Senin yani pop tarzında Think First Snow diyoruz. Sonra Sing Song diye yine pop'ta Think Hush Now My Love diyoruz. Sonra yine Sing Song pop'tan Think Tomorrow Today diyoruz. Çok hızlı söyledim. Bir Allah'ın kulu da seni izlemiyor. Bahşiş de toparlayamayacağız. Ha, neyse biri geldi. Aa, bahşişler geliyor. Bahşişler artmış. 10 milyona yükselmiş. Bakalım bir gecede kaç milyon toplayacağız. 2314'tü. 2324 oldu. 34-44. Güzel. 40 milyon kazandım şimdiden. 50 milyon oldu. Pratik diyelim. Çünkü şey olacak. Şarkılarımızın sonu gelecek. Beşinci seviyedeymişiz şarkı söylemekte de. İyi bayağı şey, simelyon topladım, yine de 70 simelyon. Bak 20 geldi, 90 etti. İyi iyi, beni de şöyle biraz çekseler, ama benim hiç yıldız ışıltım yok değil mi? Bakayım şöyle. Aslında bir tane puanım varmış, bunu harcayabilir miyim? Hiçbir şey yetmiyor sana değil mi? Bir tane daha mı olması lazım? Evet ya, bir yıldız daha kazanmam lazım. Hadi bir yıldız. Ah hayret, bir 10 milyon daha geldi. Sen de bir 10 milyon ver. Harika, 110 milyon 100 milyon kazandım şu an. 314'ü 414 oldu. İş bulsam bile bu kadar kazanamazdım herhalde. 130 yaptı ve bir yıldız kazandım. 140 milyon. Harika gidiyoruz. Yıldız, ama şu fame point'im artmadı. 10.54 oldu saat. Yine karnım acıkmaya başladı. Şimdi şey yaparım. Ben şimdi neydi? İsmi unuttum. Allah, simin ismini unuttum. Hiç hatırlayamıyorum. Aha, Alberto. Alberto'yu bir sonraki bölümde kendi lotumu eklerim, sözde ziyarete gelmiş gibi. İşte ben de seni dinledim. İşte bu gece sözde buradaymış gibi yapamadık ama ya. Şey yapsak şöyle, bakayım. Bakayım burada. Alberto, mesela gel buraya sen. Şimdi bayağı para kazandık ya, harika. Çok iyi ya. 314'ü 494 oldum. Tamam, sen bir Alberto'yu ara, ama saatte geç oldu. Kesinlikle gelmez şimdi. Geç oldu der. Biz yine evet, Alberto is sleeping diyor. Neyse, Alberto da bu gece buradaymış, sözde bizi dinlemiş olsun. Çünkü bir sonraki bölümde öyle devam etmek istiyorum. İşte bizim sesimizi o da dinlemiş, gelmişler de onunla birlikte. Ya da burası ilk katlı ya, bizim haberimiz yokmuş da sözde gelmişler üst katta dinlemişler olsun. Yani yalandan kim ölmüş? Harika ya, 314'ten 514'e 200 milyon kazandım bir gecede. Ama saat 1.55 oldu. Gerçi gece hayatı hiç bitmez. Sabaha kadar bence şarkı söylersek epey milyon kazanabiliriz. Tamam, bitti artık. Hadi mikrofonu koydum. Ama gerçi şu şey dolana kadar, bar dolana kadar. Çünkü inspired olmuşsun. Şu an bir aydınlanma yaşıyorsun. Bununla birlikte hızlı dolduruyorsun. Level'ına bakıyorum. Hadi 5 şey 6 ol artık. Harika, bir level atlattık. Bahane çek. Evet, uykusu geldi. Tamam. Eve gidebilirsin. Gel, bununla tanıştın mı? Tanışmamışsın.
Ona imzalı. Sen de bir imzalı şey alabilir misin? Nereden alıyordu konuya? Ha, işte Astro Picture. Başka bir şey var mı? Yok. Ama niye demedik? Asfor otografı mı diyorduk? Evet, onu diyormuşuz. Tamam, o da aldı bak. Hayran olduğun sanatçıdan bir şey almış oldun. Ama böylelikle eve gidebilirsin artık. Sabahlara kadar şarkı söyledik ve saati 4 yaptık. Bunlar da yapraklar değil mi? İyice soldu. Bak, limonlarımız da olmuş. Ama biz hemen uyuyalım. Çünkü artık 2500 milyonda biraz inşaata başlayacağız. Sebebi bu inşaata başlamak için de kısa bir video çekip hızlandırıp bir sonraki bölümün başında koyacağım. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Yarın akşam da Nasıl Berim'in özel yılbaşı bölümünü kaçırmamanızı istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.